Birinci mesele. Deme ile deme arasında fark vardır. Birincisi, sözü, has, sadece Allah'a ait olma, manası ifade etmez. İkincisi, ilk sözü, ise has deme ile ikincisinin daha mükemmel olduğunu açıklamamıza rağmen, niçin ikinciyi değil de birinci şekli söylememiz emredilmiştir. Yine diye gelmiştir halbuki burada şekli varit olmuş, ama şekli gelmemiştir. Öyleyse bu ikisi arasındaki fark nedir? İkinci mesele, sol parantez nokta 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 sağ parantez. Sözünün lafzı haber, manası ise duadır, ey Allah'ım beni koruman al. Demektir. Görmez misin, Cenab-ı Hek şöyle buyurmuştur. Ben onu da, zürriyetini de o taşlanmış, kovulmuş, şeytandan sana sığınır, sana ısmarlar, um. Ali İmran, 36, bu tıpkı, ey Allah'ım beni bağışla, manasında olmak üzere, estağfurullah, demek gibidir bunun böyle olduğunun delili, sözünün, kişinin yaptığını bildirmesidir. Bunda bir fayda yoktur. Ancak fayda, Cenab-ı Allah'ın onu himayesine almasındadır. O halde deyip de, beni korumanı al. Dememesinin sebebi ne olabilir? Bunun cevabı şudur, Rabbi ile kulu arasında bir anlaşma vardır. Nitekim Cenab-ı Allah, karşılıklı muahede yaptığınız zaman Allah'ın ahdini yerine getiriniz. Naechel, 91 ve Peygamber'e iman hususundaki tavsiyemi yerine getirin, ben de size karşı ahdimi yapayım. Bakara, 40 buyurmuştur. Kul sanki şöyle diyor, ben, insaniye eksikliğim ve beşeri noksanlığıma rağmen diyerek, kulluk ahdime riayet ettim. Sen ise, nihayetsiz lütfün, sonsuz rahmet ve kereminle rububiyet ahdine vefa göstermeye daha layıksın. Binaineyle şöyle karşılık verirsin. Üçüncü mesele, sol parantez nokta 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 sağ parantez. Muzari bir fiil olup, şimdiki zaman ve gelecek zaman için kullanılır. Muzari fiilin bu iki zaman için de kullanılması hakikat mıdır? Gerçek şudur ki muzari fiilin şimdiki zaman için kullanılması hakikat, gelecek zaman için kullanılması ise mecazdır muzari ile geldiğinde sadece gelecek zamanı ifade eder. Dördüncü mesele, Niçin muzar hem şimdiki hem de gelecek zamanı göstermek üzere müşterek olarak kullanıldığı halde, şimdiki zaman ile mazi arasında müşterek durum mevcut değildir. Beşinci mesele. Muzari fiil ile ismi fail arasındaki benzerlik nasıldır? Altıncı mesele. Mamul olmasında şüphe olmadığı hala, muzari fiildeki amillik nasıldır ve bu nedir? Yedinci mesele. Sol parantez nokta 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 sağ parantez. Sözü kulun hem şimdiki zamanda hem de bütün gelecek zamanlarda Allah'a sığındığını gösterir ki bu noksansız kemaldir. Öyleyse bu, istazenin cennette de devam edeceğine delalet eder mi? 8. Mesele Sol parantez nokta 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 sağ parantez. Sözü, nefsi mütekellimden, konuşanın kendisinden, hikaye etmesidir onun için. Kelimesindeki, fiili muzarinin başına gelen bu, harflerin bulunması da gerekir. Bu dört harfte kullanılabilen bütün muzari sigalarında gelmesi gerekir. İstiazedeki ba harfi ile ilgili akli meseleler. Sol parantez nokta 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 sağ parantez. Deki harfi ile ilgili akli mevzulara gelince bunlar çoktur deki harfi, ilsak bastır bu hususta birçok mesele var. Birinci mesele. Basralılar bu harfi, ba ı ılsak, küfelilerde, ba ı alet diye isimlendirmişlerdir. Bir toplulukta ona, vay tazmin, demişlerdir bil ki sözün özü, bu, ve, harfinin bir fule müteallik olduğunda şüphe yoktur. Bunun faydası şudur, bizzat bu fiilin mefulüne bitişmesi, ancak kendisine bu ba harfinin geldiği meful vasıtasıyla olur ki. Bu harfi, bitişmeye sebep olduğu için, ba'ül ılsak, diye, fiil bu harf vasıtasıyla bir şeye dahil olduğu için de, ba'ül alet, diye isimlendirilir. İkinci mesele. Alimler burada bir fiil takdir etmenin gerektiğinde ittifak etmişlerdir. Mesela sen sadece kalem ile dediğinde bu tam bir mana ifade eden söz olmaz. Aksine mutlaka kalemle yazdım demen gerekir. Bu ise şu harfinin mukadder bir müteallakının varlığına fiil, şii fiil, manayı fiil gibi delalet eder. Billahi yapacağım sözü de buna benzer. Bunun manası yâfö Allah'a yemin ediyorum ki yapacağım demektir. Burada söz kendisine delalet ettiği için fiili has bulunmuştur. Orada da böyledir. Adam yolculuk için kendisinden izin isteyene şöyle der: Allah'ın ismi üzere, yani Allah'ın ismi üzere yani himayesi altında git. Üçüncü mesele. Burada mutlaka bir takdir yapmanın gerekliliği ortaya çıkınca deriz ki, bu gibi yerlerde hazif yapmak en fasir olanıdır. Bunun sebebi ise şudur, şeyd bu mukadder müteallak açıkça ifade edilseydi, kişinin demesi muayyen bir hükme tahsis edilmiş olurdu. Amma hasfedildiğinde, düşünce her yola başvurur ve böylece ancak Allah'a sığınmak vasıtasıyla ve ancak Allah'ın ismiyle başlanıldığında bütün işlerin tamamlanacağı hatıra gelir. Bunun bir benzeri de kişinin, umum ifade etsin diye, deyip de Allah falanca şeyden daha büyüktür dememesidir. Orada da böyledir. Dördüncü mesele, ve bu, bağının ameli ancak kestir. Bu sebepten dolayı hale kesi kesre kılınmıştır. Eğer, harfi cellerden olan, benzetme kafinin ameli de ancak kestir, ne var ki hale kesi meksur değil meftuhçır. Denirse, deriz ki, teşbih, benzetme, kafi isim yerine de geçer. Dolayısıyla o amel de zayıftır. Ba harfine gelince, o, ancak bu kesişi itibarıyla vardır demiştir Sid Ba harfi hakkındaki bu sözleri kuvvetli bulunmuştur. Beşinci mesele. Ba harfi bazan, Allahü Teala'nın, de ki, ilk peygamber ben değilim, sözünde olduğu gibi asli olur. Bazan da zayit olur. Bu zayit olan Ba harfi dört kısımdır. Birincisi, ve sözünde olduğu gibi ilsak. İkincisi, İmam-ı Şafii'ye, radıyallahu an görete biz. kısım, üçüncüsü, Cenab-ı Allah'ın kullarına zül-ömker değildir. Hussitayet. 46. Ayetinde olduğu gibi nefi tekid, olumsuzluğu kuvvetlendirmek. Dördüncüsü, Allahü Teala'nın, Allah onların ışıklarını giderdi. Bakara. 17. Yani, götürdü, ayetinde olduğu gibi, tadıya, geçişsiz fiilleri geçişli kılmak içindir. Bir beşinci, ba, daha vardır ki şu sözde olduğu gibi, de, da, manasına ge, benim başıma gelenler senin düşmanlarının başına da geldi yani demek, demektir, sözündeki, kasem bağısına gelince, bu da ilsak bağısı cinsindendir. Altıncı mesele. Alimlerden bir kısmı, başlarınızı meshediniz, made, altı, dindeki, harfinin zait olduğunu, takdirin ise, ve başlarınızı meshedin. Şeklinde olduğunu söylemişlerdir. İmam-ı Şafii, radıyallahu an, buradaki bağ harfinin tebiz ifade ettiğini söylemiştir. İmam Şafii'nin radıyallahu an delili birçok yöndendir. Birincisi, bu bağ harfi ya boştur, manasız veya bir mana ifade eder, birinci ihtimal batıldır. Çünkü alemlerin Rabbi ve hakimlerin hakimi olan Allah'ın sözünün boş olduğuna hükmetmek, son derece uzak bir ihtimaldir. Zira sözden maksat bir şeyden ortaya koymaktır. Binaineyleyh sözü laf, anlamsızlığa, hamletmek, aslolanın olanın hilafına bir hareket tarzı olmuş olur. Bu nedenle o ba harfinin tali bir mana ifade ettiği ortaya çıkar. Bu görüşte olan herkes o mananın tebiz olduğunu söylemektedir. İkincisi, elimle mendili sildim ifadesi ile mendille elimi sildim ifadesi arasındaki farkın doğru olduğuna, kişi mendilin bir parçası ile elini sildiğinde denilmesi delil olarak kifayet eder. Üçüncüsü, dilcilerden bir kısmı bağ harfinin bazan tebiz için olduğunu söylemişler, bir kısmı ise bunu kabul etmemişlerdir ancak kabul edilme tarafı daha ağır basar. Binaenaleyh ba harfi tebiz manasını ifade eder. Tebiz ile ifade edilen bu bir kısmın miktarı ise belirtilmemiştir bundan dolayı, kısım denilebilecek herhangi bir miktarı ifade etmesi gerekir. Buna binaen, başın bir parçasının en azını meshetmekle yetinmek vacip olur. İşte Şafii'nin görüşü budur. Onun bu görüşüne karşı Cenab-ı Allah'ın binaineyle teyemmümde yüzlerinize ve ellerinize sürün maaet 6, ayeti müşkülük arz eder. Bu durumda yüzün ve ellerin parçalarından bir parçasının en azını meshetmiş olmanın teyemmümde kafi gelmesi gerekirdi. Halbuki İmam-ı Şafi'ye göre yüzün ve ellerin tamamını meshetmek gerekir. Şafii'nin bu müşkül şöyle diyerek cevap vermesi gerekirdi. Bu ayetin gereği, teyemmümde, cüzlerden bir cüzün en azını meshetmekle yetinmektir. Ancak Şafii'ye göre, Nassa, ayete hüküm, ilavesinde bulunmak neş değildir. Binaenaleyh diğer delillerden dolayı, yüz ve ellerin tamamını meş etmenin farz olduğunu söyledik. Halbuki, abdestte, başı meşhetme hususunda, başı tamamen meşhetmenin farz olduğunu gösteren herhangi bir delil bulunmamıştır. Bu sebeple şu abdest ayetinde zikredilen miktarla yetindik. Bağ harfi ile ilgili fıkıh meseleleri Ebu Hanife'nin ashabı, arkadaşları, talebeleri, ilsa akbasına binanın birçok mesele ortaya koymuşlardır. Birincisi, İmam Muhammed Ez Ziyadat isimli eserinde şöyle demiştir, bir adam hanımına, Allah'ın dilemesiyle sen boşsun, dediğinde, talak vaki olmaz. Bu tıpkı, onun, eğer Allah dilerse boşsun, sözü gibidir. Eğer o adam, Allah dilediği için boşsun, demiş olsaydı, ilak vaki olurdu. Çünkü o, bu sözünde sözünü, sebep, gösterme makamında zikretmiştir yine, Allah'ın iradesiyle boşsun, derse talak vaki olmaz. Fakat, Allah'ın iradesi için boşsun, dediğinde talak vaki olur ama, Allah'ın ilmiyle veya ilmi sebebiyle boşsun, derse, her iki şekilde de talak vaki olur. Halbuki bu iki ifade arasında fark vardır. İkincisi, İmam Muhammed, Kitabul Eymanında şöyle demiştir. Bir kimse hanımına, eğer benim iznim olmadan bu evden çıkarsan boşsun, derse, bu durumda o kadının, her çıkmak istediğinde kocasının iznini alması gerekir ama, eğer bu evden, sana izin vermem hariç, çıkarsam boşsun, dese ve bir defa izin verse yeter bunlar mutlaka farklıdırlar. Üçüncüsü, eğer adama hanımına, sen bin lira, dinar, vesaire karşılığından kendini üç talakla boşa, derse, o kadın da bir talakla kendisini boşarsa. Bin, lira, dinar ve, s, nin üçte birine mukabil olarak bu talak vaki olur bu böyledir zira. Bu ifadedeki, va, karşılık olmaya delalet eder dolayısıyla bedel, bedeli olduğu şeye eşit şekilde dağıtılır. Böylece her talaka, bin lira ve, s, nin üçte biri tekabül eder şayet o adam, hanımına, nefsini bine karşılık boşa, dese. Kadın da kendisini bir talakla boşasa. İmam Ebu Hanife'ye göre hiçbir şey olmaz. Zira, lafzı, şart kelimesidir. Halbuki, şart bulunmamıştır ki, da tahakkuk etsin. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre ise, bin lira, dirhem, in üçte biri mukabilinde bir talak vuku bulur. Ben de derim ki, burada, ala kadar eden birçok mesele vardır. Ha. Ebu Hanif şöyle demiştir, semen, kıymet, para, kendisine kıymet biçilen şeyden ancak, bağ, harfinin semenin başına getirilmesiyle ayrılır mesela, adam, şunu şunun mukabilinde sattım veya satın aldım, dediğinde, yalnız başında, bağ, bulunan kelime, bedeldir İmam Ebu Hanif, bu farka fasit beyi bina ederek, şöyle demiştir, adam, bir menlik şarap mukabilinde şarap kupasını satın aldım, dediğinde, bey, alışveriş, fasit olarak akdedilmiş olur. Ama adam, Şarap kupas mukabilinde bu şarabı sattım dediğinde alışveriş sayılır olmaz. Bu iki ifade arasındaki fark şudur. Birinci ifadede şarap fiyattır, semendir. İkincisinde ise şarap kendisine değer biçilendir. Şarabı fiyat kabul etmek caizdir. Ama onu kendisine değer biçilen kabul etmekse caiz değildir. B. İmam Şafii şöyle demiştir. Adam senden şu dirheme karşılık şu elbiseyi satın aldım, dediğinde, bizzat o dirhemi vermek gerekir. Ebu Hanife'ye göre ise tayin etmez, başkası da verilebilir. C. Cenab-ı Hek, Tevbe. 111. Şüphesiz ki Allah, müminlerin canlarını ve mallarını kendilerine cennet, vermek mukabilinde satın almıştır. Buyurmuş, cenneti canın ve malın bedeli, semeni, kılmıştır. Ba, harfiyle ilgili usulü fıkıh meseleleri. Fıkıh usulünde birçok mesele vardır ha, ba, harfi, sebebiyet ifade eder. Nitekim Cenab-ı Allah, bunun sebebi şudur, çünkü onlar hakikaten Allah'a ve Resulüne muhalefet ettiler. Haş, 4 buyurmuştur. Buradaki, ba, harfi, sebebiyet ifade eder bunun sebebiyet ifade etmediği de söylenmiştir. Zira, ba, lafzını, sebebe getirmek caiz olup şöyle denilebilir, bu hüküm şu sebeple sabit oldu. B ba, harfinin sebebiyet ifade ettiğini söylediğimizde, sebebiyet ifade eden, lam, harfi ile bu, ba, harfi arasındaki fark nedir? Bunun izah edilmesi gerekir. c. Sözündeki, ba, harfini araştırmak gerekir. Zira bunun neye taalluk ettiği bilinmiyor. Biz seni hamdinle tesbih ederiz. Bakara, 30 ayetindeki, ba, hamde böyledir bunun da araştırılması gerekir. D. Denildi ki bütün ilimler dört kitapta toplanmıştır. Bu dört kitabın ilmi de, Kur'an-ı Kerim'dedir. Kur, A'nın ilmi Fatiha suresinde, Fatiha'nın ilmi de sözünde, bu besmelenin ilmi de, sözündeki, ba harfindedir. Ben de derim ki, bu doğrudur, zira, bütün ilimlerin gayesi kulu Rabbına ulaştırmaktır. İşte bu, ba harfi de, ilsak ba sıdır ki bu, kulu Rabbine bağlar. Bu ise, gayelerin en yücesidir. Min ve ba harfi celleri ile ilgili meseleler. Bu konunun bahislerinden üçüncüsü de, harfi celler mevzudur sözü, harfi çerlerden ikisini ihtiva etmektedir bunlardan birincisi, ba, ikincisi de, min, lafzıdır. Bu lafzıyla ilgili birçok husus vardır. Ha, Malı oğlundan aldım, der böylece, nin nununu, kesre, malı adamdan aldım, dediğinde ise, nin nununu fethalarsın. Burada, kelimesinin son harekesi, değişmiştir durumlar değişince, her durumun kendine mahsus bir hareke olacağına delalet etmiştir. Burada, bu kelimenin sonu amillerin değişmesiyle değişmiştir. Zira amilin manası, bu hareketleri hak etmeye delalet eden sebebi, durumu, göstermekten başka bir şey değildir. Bu nedenle, bu, kelimesinin murep olması gerekir. B. Kelimesi dört mana ifade eder, İhtida, başlangıç, den itibaren, tebiz, tebin, açıklayıcı, bir de ziyade, lafzan güzellik arz edip, manaya katkısı olmayan. C. Müberd, aslolan olan bu, kelimesinin iptayda ifade etmesidir. Diğer manalar ise, talidir. Demiştir. Başkaları ise, aslolanın olanın vaziyet, diğerlerinin ise tali olduğunu söylemiştir. D. Bazıları harfinin zaid olmasını kabul etmediler. Cenab-ı Hakk'ın, Allah sizin günahlarınızı bağışlasın. Ahkaf 31 ayetine gelince bu kimseler ayetteki kelimesinin ilave bir mana ifade ettiğini açıklamışlar ve sanki Cenab-ı Allah'ın bu ayette şöyle dediğini söylemişlerdir. Allah da günahlarınızdan bazısını bağışlasın. Günahların her bir cüzünü bağışlayan da günahların hepsini bağışlamış olur. E ile narfi arasında zikredilmesi gereken bir fark vardır şeytan. Sonra andolsun onların önlerinden arkalarından, sağlarından, sollarından kendilerine geleceğim, musallat olacağım, Araf. 17, demiştir. Bu ayet hakkında iki sual bulunmaktadır. Birinci, şeytan, ilk iki kelimenin başına niçin üçüncü ve dördüncü kelimelerin başına da niçin getirdi? İkinci, şeytan, lafızlarını zikrettiği halde, niçin istiazede? Lafzı ile denilip, denilmemiştir. Bu konunun bahislerinden dördüncüsü. Ha. Şeytan kelimesi, şeytanlık hususunda aşırılığı gösterir. Nitekim, kelimesi de rahmette en ileri dereceyi ifade eder. Kelimesi şeytan hakkında, kovulmuş, lanetlenmiş, anlamındadır. Aynı vezinde olan, kelimesi ise, Cenab-ı Allah hakkında, isim-ı fail, rahmet eden, manasındadır. Bunu öğrenince anlarsın ki, Euzu besmele, şeytan-ı rahman-ı rahime kaçışı ifade eder bu, iki ifade arasında bir dengelenmenin varlığını gösterir. Allah ile iblis haşağı iki kardeştirler. Ancak ne var ki Allah kerim, rahim ve lütufkar olan kardeştir. İblis ise kınanmış, adi ve kötülük yapan kardeştir. Akıllı olan kimse şu şerli kardeşten, bu hayırlı kardeşe iltica eder. Diyen seneviyenin inancı bozularak buradan çıkmıştır. B. Hak Teala rahim ve kerim midir? Eğer rahim ve kerim ise niçin Melun şeytanı yaratıp kullarına musallat etti? eğer rahim ve kerim değilse, ona yönelmenin ve şeytanın şerrinden ona sığınmanın ne faydası var? C. Göklerdeki melekler diyorlar mı? Eğer diyorlarsa, şeytanın şerlerinden değil, ancak kendilerinin şerlerinden sığınıyorlar demektir. D. Cennettekiler cennette diyecekler mi? E peygamberler ve sıddiklere, şeytanın, Cenab-ı Allah'ın, senin izzetine, mutlak kudretine, kahrına, and ederim ki, ben de artık onların hepsini muhakkak azdıracağım. İçlerinden ihlasa erdirilmiş, mümin kulların müstesna. Sad, 82 ila 83 ayetinde haber verdiği gibi, ilişmeye güçleri olmadığı halde, niçin onlar da diyorlar? F. Şeytan, şer sırf davetin dışında, insanlara ilişemez. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır: İbrahim 22: "Zaten benim, sizin üzerinizde hiçbir hükmüm, nüfuzum da yoktu. Yalnız ben sizi çağırdım, siz de bana hemen icabet ettiniz. O halde kusuru bana yüklemeyin. Kendinizi kınayın. Ama insanın bizzat kendisi, kendisini belaların içine atar." Böylece insanın şeytanın şerrinden sığınmasındansa, kendi nefsinin şerrinden sığınması daha ehemmiyetli ve gereklidir. O halde, neden en ehemmiyetli olan taraf bırakılmış da, daha az ehemmiyetli olan tarafla başlanılmıştır? 1.